ve sahneye Ulu Cami İmam Hatibi Hasan Hüseyin Şen hocamızı davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول ve
Sadr Azize. Sadakallahu Rabbine'l-E'la. El-Fatiha. Evet efendim, Ulu Cami İmam Hatibi Hasan Hüseyin Şen hocamıza teşekkür ediyoruz. Ve konuğumuzu sahneye davet etmeden önce günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere Tavşanlı Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Güler'i mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Ağzına sağlık hocam. Sevgili misafirler, Tavşanlı, sevgili Tavşanlı halkı, gençler, bayanlar ve baylar, sevgili çocuklar. Esasında elin bir olaydan sonra bu akşam burada sizlerle beraber olmak biraz bizi zorluyor açıkçası. Dün malum olduğu üzere Ankara'nın göbeğinde, Kızılay'da. Son zamanlarda ülkemizde oynanmaya çalışılan oyunun ve Türkiye'nin yola çıktığı bir menzil var. Oraya ulaşılmaması ile ilgili el birlik hem içeriden hem dışarıdan güya bir takım dostlarımızın, öyle demek gerekiyor, bazen kinayesine konuşacağım, patlat diye bir bombayla 37 şehidimiz ve yüzlerce yaralımızın acısını derinden paylaşıyoruz. Hani Kur'an'ı manada normal yolla ölmeyen her insan inanmış olma kaydı şartıyla Cenab-ı Allah katında şehit sayılıyor. Biz ölen vatandaşlarımıza şehit gözüyle bakıyoruz. Allah onlara rahmet eylesin. Geride kalanlara sağlık, sıhhat ve şifalar versin diye temennide bulunuyoruz. Zor günler. Buna yaklaşık bir hafta öncesinde bu salonda Bülent Oropoğlu'nu getirmiştik. Yani 28 Şubat süreciyle birlikte esasında Türkiye üzerinde oynanan oyunların günümüze yansımalarını sizlere detaylı bir şekilde anlatmıştı. Bir uyarı var, ben de anlatayım. 20 Mart'tan itibaren ülkenin çok farklı noktalarında yaklaşık 50'ye yakın araç bu amaçla yola çıkarılmış vaziyette. Ben programdan sonra Face'te bunu paylaşacağım, plakaların ne olduğunu. Hatta bazı sayfalarda var ama daha detaylısı bende var. Bu konuda uyanık olun. Tedbirler alması gereken noktalar var. Ama şunu da yapmayın. Korkaklık bize yakışmıyor. Dimdik ayaktayız elhamdülillah. Ve o gün Bülent Orakoğlu bu salonda Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu o iki tane gazeteci var ya, onunla ilgili meseleyi anlatırken esasında terörün can alan tarafı öyle, patlamayla oluyor. Ama terörün bir de basın kanadı vardı. Ona hani dikkat çekme noktasında Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu kararın biraz manidar olduğunu ifade etti. Bugün izlediğiniz kadarıyla o terör faaliyetini gerçekleştiren hainin Cumhuriyet Gazetesi'nde son iki gündür saklandığı, ayaklı muhabir olduğu, evet, herkesin gazeteci gözüyle baktığı Can Dündar'ın muhabir olduğu net olarak ortaya çıktı. Evet. Yani hesaplaşmalar var perdenin gerisinde bir anlamda. Bu anlamda biz diyoruz ki bugün Serdar kardeşimiz size Çanakkale'yi anlatacak şeylerle birlikte. Onun derinliğini ruhlarınızda hissedeceksiniz. Bedeniniz bazen titreyecek. Onu hissediyorum ben, onu algılıyorum. Daha önceki yapmış olduğu programlarda. Şimdi emin olduğumuz bir konu var.
1071 bizim Anadolu'daki topraklara ayak basmamız açısından çok önemli. Neden? Bakın tarihimizi öğrenmiyoruz. Ta Maveraun Nehir'den yola bir çıkış var. Memleket memleket, dağ dağ, dere dere aşmalar var. Ama Anadolu toprağında bir duruş var. Neden Anadolu toprağında durduk? Bu çok önemli. Çünkü Türkler Müslüman olduktan sonra bu Anadolu toprağı bizim kalbimize sevgi olarak nakşedildi. Bu bir izdir, bir işarettir. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleriyle son dönemde İslam'ın bayraktarlığı konusu bize işaret edildi. O görev bize verildi. Nerede? Bu Anadolu toprağında. Evet, milyonlarca kilometre karelik bir coğrafyadan geriye çekiliş başladığı andan itibaren dur dediğimiz toprak yine bu Anadolu toprağı. En son neresi? Çanakkale. Bu akşamın konusu aynı zamanda. Çanakkale konusu olunca cepheye koşabilenler bu Anadolu toprağında çürdüğüyle dahi koştu. Evet. Koşamayanlar, coğrafyadan uzak olanlar kıyama durdu. Ne için? Çanakkale'de savaşan ve bu son toprağın düşman eline geçmemesi için canıyla mücadele eden insanlara moral açısından duaya durdu, kıyama durdu. Evet. Cebindeki meteliği çocuğunun rızkından kesip askere katık olsun diye gönderenleri hep biliyorsunuz. Bir olay var ki nedense bu tarihsel kayıtlarda pek fazla anlatılmıyor. Anlatılmama gerekçesi de Çanakkale'nin taşımış olduğu o yüce savaşın aynı zamanda o yüce savaşta peygamberin mezarını terk edişinin ve aynı zamanda semadaki bulutların dahi bizim askerimizle beraber olduğu ve manevi bir elin orada varlığını kabul etmeme açısından maalesef tarihsel kayıtlarda bu olaya pek fazla rastlamazsınız. Konunun adı ya da olayın adı Norfolk alayının Çanakkale'de Türk askerinin bulunmadığı o Kavaktepe ve aynı zamanda Kireçtepe'nin bulunduğu bölgede 16 subay 267 İngiliz askerinin hiçbir mermi dahi atamadan nasıl bulutların içerisinde kaybolduğu ve yutulduğu meselesidir. Biliyor musunuz buna? Evet. Çoğunuz bilmiyordur. Orada bir manevi el vardı. Evet. 267 asker, 16 subay, evet, bir tepeden aşağı süzülen bir bulutun içerisine alınıyor. Alınmadığı zaman ne olacaktı? Evet, aynen Uhud Savaşı'nda olduğu gibi düşmanın arkadan bizim askerlerimizin tepesini binme olayı gerçekleşecekti. Belki de İngiliz'in son çırpınışıydı bu. O Norfolk alayı 28 Temmuz 1915 tarihinde o amaçla taze bir güç olarak o topraklar üzerine getirilmişti. Böyle bir manevi gücün elini attığı son toprağı biz koruduk. Elhamdülillah bugünlere getirdik. Anlatmamın gerekçesi de şu. Biz bu toprakların bekçisiyiz. Bu toprakların sahibiyiz. Bu topraklar bize emanet olarak verildi. Ne adına emanet olarak verildi? Yüce dinin son kalesi olma adına. İnsanlığın onuru adına, insanlığın şerefi adına, dünya üzerindeki akan gözyaşının durması adına. Böyle bir görevimiz var. Bu amaçla bir yola çıkış var. Kim çıktı? Siz çıktınız, biz çıktık. Geriye dönüş yok. Yüzyılın aynı zamanda hesaplaşması var. Geriye dönüş yok. Bundan emin olun ve diyorum ki dün yaşanan acı yüreğimizi sızlatsa da doğru yolda olduğumuzun aynı zamanda işaretidir diyorum. Hepiniz hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Var.
Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Güler'e bu anlamlı konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Serdar Tuncer. 1978 yılında Ankara'da dünyaya gelen Serdar Tuncer, şiir kitapları ve şiir albümleriyle bilinen bir isim. Kanal A Televizyon'da yayınlanan Gecede Bir Gün programı 2005 yılının en iyi televizyon kültür sanat programı seçildi. Kanal A'da Yıldızdan Mahyalar isimli programı sundu. 2007 yılında Kanal 1'de yayınlanan Türkiye'de ve Avrupa'da Ramazan isimli programı sundu. 2008-2011 yılları arasında Ramazan ayında Topkapı Sarayı'ndan canlı olarak TRT1'de iftar programları, Semerkant Radyo'da hafta içi her gün Yitik Hazine programını hazırladı. TRT Haber'de Uğur Işılak'la birlikte Yeni Şeyler Söylemek Lazım programını sundu. 2012 yılında Semerkant TV'de Kalbe Düşünce programını, 2013 Ramazan ayında Kanal D'de Sahurdan Kalplere, CNN Türk kanalında Başka Şeyler isimli programları sundu. Televizyon programlarıyla yakından tanıdığımız şair ve yazarımız Serdar Tuncer aramızda. Onun öncesinde solistimiz Cihan Yıldız ve orkestrasını sahneye davet ediyorum. Büyük bir alkış efendim. Thank you.
Geçirmedik geçerim zannede. Sene 1353, mevsim sonbahar. Gece sessiz, koylar sakin, sallar okşuyor dalgalar. Ayın şavkı sudan kılıçlara vurmakta, kılıçlardan suya. Bir kutlu rüyayı görmekte boğaz. Steplerin, bozkırların çocukları, dağ parçası yiğitler. Adam asılır pala bıyıklarına. Ölümün sesine gülen gaziler, ürküyordu dalgaların sesinden. Adamın altında at olmalıydı, atın altında toprak. Gizleyip gecenin karanlığına, iki damla yaşla beraber, lacivert derinliklere gözlerini bıraktı Süleyman. Sene 1915, mevsim dönerken kıştan bahara, boğazın iki yakasında canlar düşüyordu cemre yerine toprağa. Zafer iki adım ötesindeydi Mehmet'in, ölüm ondan iki adım ötede tekbir alıyordu tekbir üstüne. Davrandı Mehmet bir adım, bir adım daha düşüverdi bir Mehmet'in üstüne. Mehmetlerin arkasından Mehmetler yürüdü. Mehmetler, Mehmetler. Gökler selam durdu, açıldı kat kat. Güneşi gölgeledi binlerce kanat. Çanakkale, meleğin insanı kıskandığı yer. Baba, oğul, torun olacak yaşta üç neslin yan yana yattığı toprak. Çanakkale, kanın kanla ıslandığı yer. Yol ararken varmak için hedefe, merminin mermiyle havada çarpıştığı yer. Çanakkale. Omuzdan, dirsekten kopmuş kolların hesap sormak için Allah adına düşman boğazına yapıştığı yer. Her tepede bir destanın adı var. Her taş gördüğünü kendine saklar. Aradan geçse de yıllar, yüz yıllar, hatırlandı mı adı, bir yemini tekrar eder dudaklar. Bu vatan toprağıdır, bir karışı verilmez. Dün de, bugün de, yarın da
Allah şahit olsun, Çanakkale geçilmez. Başkan, kıymetli hazirun, değerli misafirler, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, Tavşanlımızın şiire, muhabbete, Çanakkale'ye, Çanakkale'nin ruhuna gönül vermiş şiir gönüllü aziz insanlar. Hayırlı akşamlar diliyor, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar. Bir yıl aradan sonra böyle güzel bir vesileyle ecdadı yad etmek için, şehitlerimizi yad etmek için, Çanakkale ruhunu anmak ve anlamak için sizlerle birlikte olmak çok güzel. Dün yaşanan hadise olmasaydı belki biraz daha bunun mutluluğunu kalbimizde yakinen yaşayarak bu hoş geldiniz söyleyip derdimizi ifade edebilecektik. Sayın Başkan da söyledikleri gibi dün Ankara'da bir kez daha canımız yandı. Bir kez daha canımız toprağa düştü. Bir kez daha her vefat edenle bizim bir yanımız öldü. Her yaralıyla biz biraz daha yaralandık. Allah teröre destek verenlere fırsat vermesin. Kahru perişan etsin. Bu milletin birlik beraberliğine kast edenleri ıslah etsin. Niyazımız o. Ancak aslında tam da Çanakkale'yi bizim anlattığımız yerden anlatmanın vakti geldi. Biz şöyle zannediyoruz, bakınız. Pek çoğumuz böyleyiz. Çanakkale bundan 101 sene önce yaşanmış, bitmiş bir hikaye. Halbuki böyle değil. Çanakkale hala yaşanmaya devam eden bir gerçek. Çanakkale'yi doğru anlayamadıkça bunları yaşamaya da devam edeceğiz. Ah Çanakkale'yi bir anlasak, işte şunlar inşallah bir daha bu topraklarda yaşanmayacak. Bugün biraz da böyle dertleşelim istiyorum. Çanakkale'yi anlamak nasıl olacak? Böyle sorunca şey, iki türlü anlamak var. Bir, bilmek. Açıp bir kitaptan Çanakkale'de ne oldu, ne yaşandı, ne bitti okuruz. Gerçi okuduğumuz da bize doğruyu bildirmez de lise yıllarında her birimiz okuduk. Tarih dersinden hatırlayın. Mevzuyu o kadar basit anlattılar ki bize. Efendim, İngilizler Orta Doğu'nun petrollerini istiyorlardı. Ruslar sıcak denizlere inme derdindelerdi. Osmanlı yorgun ve hasta adamdı. Şu işi çözelim, birimiz petrol sahibi olalım, öbürü sıcak denize insin dediler. Fransızın bilmem ne derdi vardı. Kuşattılar Çanakkale'yi. Bizde de iki gemi alacaktık. Gemiler gelmeyiverdi. Bir başka iki gemi aldık. Onlara Enver Paşa dedi ki çıkın Rusya sahillerini bombalayın. Bombaladılar. Öyle olunca savaşa Almanların yanında girmiş olduk. Almanlar yenildi, biz de yenilmiş sayıldık. Çanakkale bildiğimiz bundan ibaret. Ama Çanakkale bundan ibaret değil. Böyle bildiğimiz için Çanakkale'yi anlayamıyoruz zaten. Nasıl anlayacağız Çanakkale'yi? Bakın birkaç bir şey. Şiirlere geçmeden önce azıcık dertleşelim beraber. Çanakkale anlamak için belki ta Kanuni devrine kadar gitmek lazım. Şöyle düşünün, birisi size 3 saatlik konuşma yapsa, 3 saatlik konuşmanın içinden bir tek cümleyi alsak, o bir cümleyi ne kadar anlayabiliriz? Onun öncesi var, sonrası var, daha öncesi var, hazırlığı var vesaire. Çanakkale'de böyle. Kanuni devrine kadar gitmiyorum. Abdülhamit Han devri. 1800'lerin sonu. Şöyle bir dünya var. 7 asırdır dünya tarihini yazan millet Osmanlı. Yorulmuş, yorgun düşmüş. Bir padişah var, 2. Abdülhamit Han. 33 sene devleti toparlayıp idare ediyor. Bu padişahın bir derdi var. Derdi şu. Ben diyor aynı zamanda ümmetin halifesiyim. Ne demek ümmetin halifesi? Haydi desem batıya karşı ayağa kalkacak
milyonlarca Müslüman var. Abdülhamit Han'ın derdi İttihadı İslam, Müslümanları birleştirmek. Fakat İngiliz bunu istemiyor. Ermeni bunu istemiyor. Yahudi bunu hiç istemiyor. Düşünün ki o günkü İngiltere coğrafyası sömürgelerle dolu. İngiltere'nin sömürge devletleri var. İngiltere sömürgesinde o kadar çok Müslüman yaşıyor ki Osmanlı toprağında o kadar Müslüman yok. İngiliz korkuyor. Bu halife diyor ümmeti birleştireceğim diye bir hadi derse benim sömürgelerim elden gidecek. Sömürgenin elden gitmesi ne demek? Doğal kaynakların, zenginliklerin, madenlerin, işçilerin, kölelerin hepsinin birden elden gitmesi, İngiltere'nin çökmesi demek. Bunu istemiyor adam. Bunun için bir şey lazım. Halife tahttan indirilecek. Sene 1908, Abdülhamit Han'ı tahttan indiriyorlar. İkinci meşrutiyet. İttihat ve Terakki devletin başına geçiyor. Abdülhamit Han onlar için ne demiş biliyor musunuz? İttihat Terakki bu ihtilali yapıp da devletin başına geçince. Ülkeyi 10 sene yönetsinler, 100 yıl yönettiler sayarım demiş. Biliyor, yönetemeyeceklerini biliyor. Nitekim Abdülhamit Han'dan hemen sonra Balkan Harbi, Rus Savaşı, 3 milyon kilometre kare toprak gitmiş. Peşinden diğer sıkıntılar ve Dünya Savaşı. Bakın, Abdülhamit Han 1898'de kendisini ziyarete geliyor Alman İmparatoru, 2. William. Diyor ki, Majeste, Abdülhamit Han'a soruyor, Majeste, bir Dünya Savaşı çıkarsa bizim yanımızda olursunuz değil mi? Yani Almanlarla beraber hareket edersiniz. Abdülhamit Han şöyle diyor. O gün devletimin menfaati neyi icap ettirirse o olur. Wilhelm'i uğurladıktan sonra yanındaki adama dönüp diyor ki Dünya Savaşı çıkarsa bu savaşı denizlere hakim olan kazanır. Almanya'nın öyle bir deniz gücü yok diyor. İngiliz çok kuvvetli. Abdülhamit Han Çanakkale'den 17 sene evvel Almanların yanında savaşılmaması gerektiğini biliyor Birinci Cihan Harbi'nde. Kaybederiz. İngiliz güçlü. Nasıl güçlü? Şöyle bir örnek vereyim. Bir büyük elçi, bizim elçimiz İngiltere'ye gidiyor. Kraliçenin taht giyme törenine. Orada İngiliz donanması geçiyor. O elçi şöyle anlatıyor. Ufka bakıyorduk diyor. Gözümüzün en son görebildiği noktada denizden bir gemi geliyor. Gemiler devam ediyor, önümüze kadar geliyor. O gemiler geçiyor, ufkun bu tarafına kadar gidiyorlar. Öbür ufukta gemi bitmiyordu diyor. Ufuk çizgisi boyunca bir donanma. Şimdi diyeceğim şu ki, adamlar ince elemişler, sık dokunmuşlar. Daha Abdülhamit Han'ı tahttan indirmekten itibaren bir dertleri var. O derdi yerine getirecekler. Mesela öyle sıcak deniz, 3 kuruşluk petrol falan değil. Mesela son İslam ülkesini, hür İslam ülkesini parçalamak ve sömürge haline getirmek. Parçalamayı başarmışlar. Sömürge haline getirememişler şükürler olsun. Bütün yokluklara rağmen Allah yardım etmiş. Biz buna iman etmiş kimseleriz. Her şey öyle asker çokluğuyla, teknoloji üstünlüğüyle falan olmaz. Öyle olacak olsaydı Ebrehe'nin ordusunun Kabe'yi yıkması gerekirdi. Halbuki Allah-u Teala gönderir ebabilleri, kuşlara helak ettirir. Öyle olsaydı Bedir'de Allah Resulü'nün kendisinden 3 kat fazla düşmana yenilmesi lazımdı. Yenilmedi. Malazgirt'i kazanamazdık öyle olsaydı. Mohaç'ta Osmanlı biterdi öyle olsaydı. Demek ki öyle olmuyor. Allah bir şeyi diledi mi o şey oluveriyor. Çanakkale'de de olmuş. Devletin parası yok. Askeri yok. Başında akıllı yöneticisi yok. Padişahın itibarı sıfırlanmış. Abdülhamit Han perişan, Beylerbeyi Sarayı'nda sürgünde. Sıkıntı büyük. Ama vatan sevgisi, Allah aşkı düşmana geçit vermemiş. Çanakkale geçilmez dedirtmişiz. Şimdi Çanakkale'nin bugüne bakan tarafını da konuşuruz. Ama şunu söyleyelim. Demin bir işte saygı duruşu ve İstiklal Marşı oldu mesela. Çanakkale hala devam ediyor ne demek? Saygı duruşunda nasıl bulunduk?
Alttan bir boru sesi. Ayağa kalktık, bir dakika bekledik. Buna ben taktım bu sıra, bütün programlarda söylüyorum. Niye? Şimdi Çanakkale'de bizimle savaşanlar ölülerini demin bizim andığımız gibi anıyorlar. Biz Çanakkale'de düşmanı geçirmedik. Biz niye böyle anıyoruz? Ben fatihalarla anmak istiyorum şehitleri. Alttan boru sesi bir dakika böyle bir kemik değil mi? Bedir'de böyle mi andık? Uhud'da böyle mi andık? Malazgirt'te böyle miydi? Yok. 50 senelik dava, 60 senelik dava. Acı bir şey söyleyeyim. O çalan müzik Amerikan ordusunun yat borusu. Askeri uyutacakları vakit o demin saygı duruşunda dinlediğimiz müziği çalıyorlar. Military Temps. 1952'de çekilen bir film. O filmde bir asker, arkadaşı ölünce Amerikalı asker, yat borusunu birazcık acıklı çalıyor. Kore Savaşı'na bizimkiler gidince oradan alıp geliyorlar. Neticesinde bu Amerikan ordusunun askerini uyutmak için çaldığı borazan bizim saygı duruşu müziğimiz oluyor. Böyle bir komedi olur. Baba Bush Türkiye'ye geldiği vakit şaşırmış. Adamın şaşırma sebebi de şu. O boru sesinden İstiklal Marşı'na geçiyoruz biz. Komediye bakın. Amerikalının askerini uyuttuğu marşı çalıyoruz. Peşinden korkma sönme. İroni. Çanakkale bitmedi derken işte bunu kastediyor. Ve kaldıramıyoruz bir türlü. Yani bu böyle devam edip gidiyor işte. Çanakkale bitmedi derken bugünkü Orta Doğu coğrafyasını kastediyor. Hala devam ediyor. 100 sene evvel Çanakkale ile beraber masanın üstüne adamlar koymuşlar haritayı, cetveli koymuşlar. Oradan çekmiş, buradan çekmiş. Şurası Suriye, burası Lübnan, şurası Ürdün. Osmanlı'ya sen çok ihanet ettin. Sen şuranın kralı ol. Sen şu kadar para verdin. Şurayı sana verelim. Sen buranın padişahı ol. Bölmüşler coğrafyayı. Bugün biz, başımızı ağrıtmıyorum değil mi? Şiir okuruz, türkü de dinleriz. İlerleyen zamanda da bu kadar konuşmam. Ama azıcık Çanakkale'yi anlayarak şu salondan çıkalım istiyorum. Derdim o. Azıcık derdimizi paylaşalım. Şimdi o gün onu yapmışlar. Bugün yaptıkları gene aynı şeye bakın. O gün o coğrafyayı 8'e 10'a bölmek gerekiyordu. Bugün aynı toprakları biraz daha parçalamak gerekiyor. Adam bunun için ne yapıyor? 2000'lerde Irak'a demokrasi getiriyor. Kuzey Irak, bilmem ne Irak, Irak Kürdistan, Irak'ı 4'e 5'e bölüyor. Suriye'yi ona keza, Mısır'ı karıştırıyor, Libya'yı karıştırıyor, Yemen'i karıştırıyor, Ürdün'ü karıştıracak. Böyle böyle biraz daha parçalıyor. Çanakkale devam ediyor ya. 3 saatlik konuşmanın içindeki bir cümleyi alır gibi sadece Çanakkale'yi aldığımız vakit öncesi yok, sonrası yok, hiçbir şey anlamıyoruz. Anlamayınca da işte o yat borusuyla korkma sönmez diye bağırıyoruz. Bir büyüğüm demişti ki, birisi sordu da, efendim Orta Doğu'da neler oluyor diye. Oğlum dedi, Orta Doğu'da 100 yıl önce ne olduğunu anlayamazsan bugün ne olduğunu hiç anlayamazsın. Ne oldu? Şunu söyleyelim. İngiliz Londra'dan bakıyor oraya. İşte Irak, Arabistan, o yarımadaya. Buranın adı Orta Doğu olsun diyor. Durduğu yere göre orası Orta Doğu. Biz ne diyoruz oraya? Orta Doğu diyoruz. İngiliz'in dediği gibi diyoruz. Bizim için İstanbul'dan bakınca, Tavşanlı'dan bakınca, Çanakkale'den bakınca orası Orta Doğu değil ki. Orası bizim Güneydoğumuz. Ama Orta Doğu değil. İngiliz'in ağzıyla konuşuyoruz Orta Doğu diye. Tarifi bile böyle yapıyoruz. Orada ne olduğunu nasıl anlayacağız ki? Anlayabilmek mümkün değil. Eski adamlar şöyle yaparlar. Çok önemli. Yapın ne olur bunu. Mesela Şam'dan bahsedecek. Suriye'nin Şam şehri demiyor. Eskiler böyle demiş. Şimdi Suriye sınırları içinde kalan Şam vilayetimiz. Anlıyor musunuz? Üsküp'ten bahsediyor. Şu anda Makedonya sınırları içinde kalan Üsküp vilayetimiz. Ufuk böyle. Osmanlı'nın bir gün gittiği yer hala Osmanlı'dır diyor. Bakmayın sınırın ne olduğuna, nasıl olduğuna. Şöyle bakabilirsek işi çözeriz. Sezai Karakoç'a 20-25 sene evvel demişler ki, Üstad, Suriye diyor ki Hatay benimdir. Sen ne diyorsun? Şimdi bize söyleseler biz ne yaparız? Adamın canını sıkmasınlar. Olur mu öyle şey?
gelmeyelim oraya falan deriz. Sezai Bey öyle demiyor. Sezai Bey diyor ki, doğru söylüyor adamlar diyor. Hatay da onlarındır, Konya da onlarındır, İstanbul da onlarındır. Tıpkı Mısır'ın benim olduğu gibi, Bağdat'ın benim olduğu gibi, Şam'ın benim olduğu gibi, Medine'nin, Mekke'nin benim olduğu gibi. Ufuk bu olursa Çanakkale'yi anladık diyebiliriz. Ufuk bu olursa Çanakkale bir daha bizim için yaşanacak bir şey olmaktan çıkar. Kerkük işte o gün vilayetimiz olur. Çanakkale'de düşmanı geçirmemiş ecdat. Ama bedeli çok ağır olmuş. Çanakkale zor bir yer. Bir metrekare toprağa 6 litre kan düşmüş Çanakkale'de. Bir metrekare toprak, şöyle getirin gözünüzü. Bir metrekare toprağa 5000 mermi düşmüş. Dünya istatistik tarihinde bir savaşta bu kadar merminin düştüğü vaki değil. 5000 mermi bir metrekare. Ve Çanakkale'de 252 bin vatan evladı toprağa düşmüş. Bunlar da öyle sıradan asker falan değil. Bunlar kim? Osmanlı'nın okumuşları. Osmanlı'yı bilen, kendinden sonrakini anlatabilecek adamlar. Medrese hocalar, talebeler, alimler, doktorlar, avukatlar. En son Osmanlı'yı görmüş, okumuş neslin tamamı Çanakkale'de şehit olmuş. Geriye bir şey kalmamış. Lise talebeleri. Sultan Reşat Han, Çanakkale yaşandığı zaman devletin başındaki padişah, mecbur kalıyor, 1315 doğumlular da askere alınsın diye bir irade yayınlıyor. Çanakkale'nin yapıldığı yıl 1331. Bu şu demek, 16 yaşında çocuklar Çanakkale'de şehit oldular. Hani türkü var, hey 15'li 15'li Tokat yolları taştı. O 1315 doğumlu gidip de Çanakkale'den dönmeyen 16 yaşındaki çocuklara yakılmış bir ağıt. Bakmayın öyle kına gecelerinde kızların çalıp oynadı. O bir ağıt. 16 yaşında çıkmış, gitmiş, şehit olmuş, geri gelmemiş. Arkasından bir ağıt yakmışlar. Hey 15'li, 15'li. Tokat yolları. Ama Türklerin çiçeğini yok ettik. Bir daha bellerini zor doğrulturlar. Adamın dediği doğrudur. Cumhuriyet kurulmuş, okullarda öğretmenlik yapacak, bırak üniversite mezununu, lise mezunu yok. İlkokul mezunları senelerce öğretmenlik yapmış. Eğitimli nesil yok, gitmiş. Öyle ki bir komutan anlatacaktır, Çanakkale komutanı. Bir akşam diyor yeni bir birlik geldi. Çıktım baktım kim onlar? Yahu bıyıkları terlememiş daha gencecik çocuklar. Dedim ki evladım siz kimsiniz? Hemen Galatasaray Mektebi Sultanisi talebeleriyiz komutanım dedi. Güldüm dedim ki yavrum tüfek çatmayı bilir misiniz? Bilmeyiz komutanım. Mermi basmayı bilir misiniz? Bilmeyiz komutanım. Sipere yatmayı bilmeyiz. Çocuklar hiçbir şey bilmiyor. Yarın savaşa çıkacaklar. Onlara sabaha kadar anlattım diyor. Tüfek şöyle çatılır, mermi böyle basılır, şöyle durulur, düşmanla böyle mücadele edilir filan. Sabah oldu. Siperlere indik. Birden bir bombardıman başladı diyor. Şöyle gözünüzün önüne getireyim. Top sesleri, mermi gürültüsü, sis, göz gözü görmüyor. Akif'in o şiirinde anlatacağı gibi Çanakkale zamanında bazen öyle vakit olurmuş ki yerden göğe doğru insan vücut parçaları çıkarmış.
Şunu kafa, göz, gövde, bacak yağ yok öyle. Yerden göğe yağan bir insan vücut yağmuru gibi. Şimdi komutan diyor ki, bunu görünce o çocuklar, baktım ki siperin bir köşesinde birbirlerine sarılmışlar, tir tir titriyor. Yazık olacak bunlara dedim diyor. Yanlarına vardım, bir cesaret vereyim diye. Beni görünce diyor, azıcık iri olanı ayağa kalktı, bir marş söylemeye başladı. Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Öbürler de kalktı, hep beraber söylüyorlar çakı gibi. Aman yavrum dikkat edin diyor. Haydi evlatlarım göreyim sizi. Hadi aslanlarım göreyim sizi. Böyle bir gaz vermiş. Az sonra diyor siperden çıkma sırası bize geldi. Yavaşça siperden çıktık. İki adım attık, atmadık. Bir düşman mavzeri taramaya başladı diyor. Merminin nereden geldiğini de bilmiyoruz. Askere dedim ki yat. Attık kendimizi yere. Aklım çocuklarda diyor. Başımı bir çevirip baktım ki o çocuklar diyor ne yat duymuşlar ne emirden haberler var. Mermilerin üstüne üstüne koşuyorlar. Her biri böyle buğdayın tırpanı yediğinde devrildiği gibi bir bir toprağa düşüyorlar. Şimdi bakın o anda ne oldu? O çocuklar toprağa düşüyor. Şimdi aramızda anneler var. Anneler bu diyeceğim şeyi çok iyi anlarlar. Evlatlar da analarından bilirler ne demek istediğimi. Çocuğuna bir şey olsa anne hisseder. Allah onun kalbine öyle bir şey koymuş. Çocuk 100 kilo, ben hala 40 yaşıma geldim. Annem bazen arar, oğlum rüyamda gördüm, bir derdin mi var diye. Diyemem ki derdim var ama derdim vardır. Ana bilir. Allah ona öyle bir gönül vermiş. Şimdi o çocuklar o mermilerin üstüne koşarken düşün, Erzurum'da bir ana var. Misafirlerine çay ikram ediyor. Tak, bardak elinden düştü belki. İçine bir sızı düştü. Aklına getirmek istemez kötü bir şey. İnşallah bir şey olmadı Mehmet'ime der ama o bardak düşer elinden. Aynı anda Trabzon'da bir başka anne bahçede çamaşır asıyor, ip elinde kalır. Aynı anda Bakü'de, Azerbaycan'da bir başka anne. Saraybosna'da bir başka anne. Şam'da bir başka anne. Medine'de bir başka anne. Yemen'in başkenti Sana'da bir başka anne. İslam coğrafyasının her yerinde onlarca annenin kalbi bir sızıyla yanar o anda. Niye? Evlatlar mermilerin üstüne koşuyorlar. Bu hadise bugüne ne söyler? Bugüne şunu söyler. Çanakkale'de bir ağıt var. Anaların bir ağıtı. Dinmeyen bir ağıt. Ve öyle tek bir yerden değil. Anadolu'nun her bir tarafı, İslam coğrafyasının dört bir yanı. Az sonra konuşuruz mu? İşte Çanakkale bir yerden baktığımızda o annelerin ağıdıdır. Öyle yolcu etmişler evlatlarını. Demişler ki yavrum sen git, yeter ki ezan dinmesin bu minarede. Sen gideceksen, şehit olacaksan ama ezan okunmaya devam edeceksen varsın sen şehit ol. Sen dönüp geleceksen, bu minarede ezan okunacaksa gelme, sütüm sana haramdır. Analar böyle göndermiş evlat. Bir ağıt. Diyor ki bir anne, hücum etmiş Alaman'ın zabiti. Yavrumun kefeni asker kabutu. Salına girmeye yoktur tabutu. Yoksa yavrum seni vurdular mı? Kefensiz kabire koydular mı? Topun dumanı da almış havaya, gözlerim yavrumu dönmez sılaya. Koltuğuna girmiş çifte sıkıya, yoksa yavrum seni vurdular mola, kefensiz kabire koydular mola. Çanakkale nerede, su vermez nerede, her ana dayanmaz bu zalim derde. Ahmet'in babasız eğlenmez evde. Yoksa yavrum seni vurdular mola, kefensiz kabire koydular mola. Derinmiş Çanakkale deresi, koygunumuş şehidimin yarası. Acıya dayanmaz garip karısı. Yoksa yavrum seni vurdular mola, kefensiz kabire koydular mola. Bir günüm doğar da bir günüm batmaz. Şu garip evlerde bir gelin yatmaz. Oğlumun yerini
kimseler tutmaz. Yoksa yavrum seni vurdular bana, kefensiz kabire koydular bana. Eledim, eledim, öldük eledim. Aynalı beşikte canım, bebek benim. Aynalı beşikte canım. Şimdi nasıl evladımızı askere uğurladığımız vakit diyoruz ki gelecek, işte uzun dönemse 15 ay sonra gelir, kısa dönemse efendim 8 ay sonra çıkar gelir filan, bir izni var, biliyoruz. O gün böyle değil, giden anasıyla babasıyla bir vedalaşması var, bir daha gelemeyeceğini bilerek gidiyor. Bir daha görmeyeceğiz diye kucaklaşıyorlar ve dönecekse de ne zaman döneceği belli değil. Çanakkale'den 3 sene sonra gelen var. 5 sene sonra gelen var. Adam Balkan Harbi'ne gitmiş. Balkan Harbi'nden dönmüş, memleketine gidemeden Çanakkale cephesine gitmiş. Ora bitmeden Galicia'ya gitmiş. 10 sene sonra savaştan gelen var. Böyle olunca da şöyle bir şey olmuş. Devlet o günün şartları içerisinde her şehidin evine bir telgraf, bir mektup gönderemiyor. Kayıtlı olanı var, kayıtlı olmayanı var, adresi bilinmeyeni var, bulunamayanı var. İşte anne, baba evladını göndermiş askere. 2 sene sonra gelen giden yok. 4 sene olmuş, gelen giden yok. Umudu kesmiş. Demiş ki yavrum şehit oldu. Hamdolsun. Başı dik. Şehit anasıyım, şehit babasıyım diye dolanıyor. Ya 5 sene sonra yan köyden birisinin kocası çıkmış gelmiş. O gelince umut tazelemiş. Demiş ki belki bizimki de gelir. Gelmemiş. 7-8 sene sonra bir şekilde birinin geldiğini duymuş, bir daha umut tazelemiş. Şimdi bir insan bir defa ölür. Ölür, bağrına taş basarsın, Allah sabrı cemil versin, sabredersin, göçtü dünyadan, şehit oldu da mutlu olursun. Çanakkale analarının evlatları onlarca defa şehit olmuş. Gelmemiş umut, gelmemiş umut, gelmemiş. Bir Edremit'te Halil Çavuş var. Bu Çanakkale'de yaşanmış hadiselerden birisi. Resmi belge olarak söyleyeyim. Bu Halil Çavuş'un hiç çocuğu olmamış. Senelerce. Bir gün bir oğulları olmuş.
Adını Ali koymuşlar. Tek evlat. Halil Çavuş'la karısının tek evladı. Ali. Ali büyümüş, gelmiş 17-18'ine. Çanakkale zamanı, Çanakkale'de asker olmuş. Çanakkale'de asker Ali ve baba işine gidip geliyor. Anne evinde Ali'den de bir haber bekliyorlar. Bazen bir mektup geliyor. Ali'ye tütün gönderiyorlar. Çamaşır gönderiyorlar. 3 kuruş harçlık gönderiyorlar. Bulup buluşturup gönderebilirlerse. Bir gün baba dükkanda anne evde oturmuş, evin işleriyle uğraşıyor filan. Kapı çalınmış. Açıp baksa ki kadıncağız 2 asker karşısında. Eyvah demiş, Ali'ye bir şey oldu. Oğluma bir şey mi oldu filan? Askerler demişler ki yok ana, Ali'de bir şey yok, rahat ol. Biz başka bir şey için geldik. Halil Çavuş'un evi mi burası? Abla, hanım abla. Orada oturan istediği gibi otursun ya. Ay siz orayı düzenleyeceksiniz diye benim kafam karışıyor. Bırak isteyen istediği yerde otursun abi, ne olacak? Kadıncağız evde otururken kapı çalmış, 2 asker gelmiş. Buyurun evladım, Ali'ye bir şey oldu zannetmiş kadın askerleri karşısına görünce. Yok demiş, Ali'de bir şey yok, Halil Çavuş'un evinde. Doğrudur oğlum demiş, Halil Çavuş'un evinde. Bir o askerlik şubesine kadar geliversin demiş. Tamam yavrum, askerleri yolcu etmiş, koşmuş dükkana kadar. Bey demiş, yetiş herhalde Ali'ye bir şey oldu da bunlar bana diyemedi. Hayırdır hanım, dur hele, bir şey yoktur. İnan bir şey var, seni askerlik şubesine bekliyor, hele bir yetiş. Adamın da içine bir sızı düşmüş. Fakat kadına teselli vermek için demiş ki ya bir şey yoktur, sen gönlünü ferah tut Allah'ın izniyle. Biz Allah'a emanet ettik yavrumuzu. Hele bir şey olmaz. Git demiş eve sen bir kuru fasulye koy. Benim karnım acıktı. Gelince karnımız adamın da umrunda değil, açlıktı, fasulyeydi de. Hani hanımına teselli vermeye çalışıyor. Bak bir şey yok, ben geri geleceğim. Ali de sağlam olacak, oturacağız, fasulye yiyeceğiz hesabı. Demiş gitmiş. Askerlik şubesine varmış Halil Çavuş. Kendini tanıtmış. Evladıma bir şey mi oldu diyor. Komutan demiş, yok baba Ali'de bir şey yok da sen nerede kaldın? Hayırdır yavrum? Eli silah tutan kim varsa askere alıyoruz demiş. Sen de askere gideceksin. Ben evladım. Ha baba sen de gideceksin. Gidemiş bir eve gideyim, helalleşeyim geleyim. Vakit yok demiş. Sen kafileye yetiş, ben eve haber gönder. Halil Çavuş'un evden son çıkışı o çıkış olmuş. Gitmiş. Kadıncağıza gelip haber vermişler. O oğlunun sağlık haberini beklerken eşinin de asker olarak uyumuş. Senelerce beklemiş. Bir yandan Ali'nin yolunu beklemiş, bir yandan Halil Çavuş'un yolunu beklemiş. Gelen giden yok. 1919 kapı çalmış. Ali gelmiş. Ali safasağlam dönmüş. O Ali'nin oğlu bize şöyle bir şey anlatıyor. Diyor ki, belki inanmazsınız ama bizim evde her gün kuru fasulye pişti. Nenem ölene kadar her akşam bir kuru fasulye pişirdi. Sofraya bir de boş tabak koyardı. Derdi ki, dedeniz için yavrum. Acıkmıştır, özlemiştir garip. Gelirse karnını doyuruversin. Ali gelince babası da gelecek diye bir umut düşmüş kadının içine. Aradan 40 sene geçmiş. Bilmez mi gelmeyeceğini? Bilir. Ama onun geleceği umuduyla kadın yaşamış belki. O umutla hayatta kalmış. Bir başka Ali Balıkesir'de. Cevdet Dede. Bu adam bilmem belki hayattadır hala. Ayakkabı boyarmış. Boyacı. Yanına yaklaşıp da Çanakkale deyiverseniz başlarmış ağlamaya Cevdet. Cevdet Dede de babasını Çanakkale'de kaybetmiş. Onun da adı Ali. Hafız Ali. Şöyle anlatıyor Cevdet Dede. Babamın diyor yüzünü görmedim ben. O Çanakkale'de asker olduğunda ben anamın karnında 6 aylık bebekmişim. Bir fotoğrafı da yok. Bilmem. 3-4 yaşlarına geldim. Belki 5-6 yaşlarında. Anam bir gün bana dedi ki, oğlum işte ben komşuya gidiyorum. Baban gelirse beni çağır. O gün dedim ki diyor, babam gelecek. Benim de bir babam var ve gelecek. Büyüdüm diyor, 15 yaşına geldim. Anam bir yere gideceği zaman derdi ki, oğlum ben babaannene gidiyorum, baban gelirse beni çağır. Dükkan açtım diyor, oturdum çalışıyorum. Anam elinde bastonla gelirdi.
Yavrum ben falana gidiyorum. Baban gelirse beni çağır. Ölüm döşeğinde diyor. Anam yatıyor, son nefesini verecek. Başında duruyorum, dedi ki yaklaş. Buyur ana dedi. Dedi ki oğlum Allah senden razı olsun. Bana iyi baktın. Hakkım sana helal olsun. Estağfurullah anacığım, hakkım helal olsun. Dur hele. Oğlum dedi diyor. Baban gelirse ona de ki anam hep seni bekledi. Şimdi bu hasret mahşere kadar dinmeyecek bir hasret. Çanakkale'deki anaların hasreti bu. Bitmez. O kadar çok ki. Bir de her taraftan var. Kurban olayım. Bir Vanlı Ali var mesela. TRT'de Çanakkale programı yapacağım zaman onu görünce içim korkmuş. Ali, o da yeni evlenmiş. Avucunun içinde gınası duruyor. Çanakkale'ye asker olmuş. Tren istasyonunda babasıyla vedalaşıyorlar. Anası, babası, gelin kız. Düşünün o zamanın şartlarında. Ali böyle ne yapmıştır? Babasının bir eğilmiş, elini öpmüş, başına koymuş. Kucaklaşmışlar babasıyla. Baba ağlamaz. Erkek. Anası Ali'sine belli etmeden gözlerini silmiş kucaklarken. Avucuna da böyle bir poşet tutuşturmuş. Demiş ki oğlum ekmek var. Acıkırsan yolda belde yersin. Yani kendi pişirdiği ekmekler vermiş. Gelin kız nasıl vedalaşacağım? Belki kaşla göz arası avucunun içine bir mendili bıraktıysa bırakıvermiş. Onun vedası da o. Ali trene binmiş. Tren bir tarafa giderken baba arkasını dönmüş. Ters tarafa doğru yürüyor. Açkıra açkıra. Ne ana görecek ne gelin kız görecek gözyaşını. Erkek adam. O tarafa doğru gidiyor. Ali trenin camına başını dayamış ağlıyor. Ana çökmüş kalmış. Gelin kız onu kucaklamış. Sarılmış ağlıyor. Bu Ali Çanakkale'de bir küçük gemiciğin gözcüsü. 40-50 kişilik bir gemi. Gambot diyorlar. Orada gözcülük yapıyor gece. Vakit gecenin bir yarısı. Asker arkadaşları uyuyor. Ali belki bir türkü söylüyordur. Ne bileyim. Allı durnam bizim ele varırsa. Belki cebinde o ekmekten bir parça kalmıştır. Anasının verdiği ekmekten de yememiş. Kokluyor. Memleket kokuyor. Ana kokuyor. O ekmek başka. Belki bir cebinde o eşinin verdiği mendil parçası var. Tutuyor. Onu hatırlıyor. O sıra bakmış ki düşman denizaltısından bir torpil. Kendi gemilerine doğru geliyor. Hemen küpeşleye çıkmış. Durmuş. Bir saniye vakti var. Bir şey yapması lazım. Dönse geminin yönünü çevirse yetmez. Vakit yok. Askeri uyandırsa olmaz. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Tek bir şey. Kaldırmış kendini torpilin üstüne doğru atmış. Torpil vücudunu biçmiş, yön değiştirmiş. Başka bir yere gitmiş. Ekmek bir yanda, kanlı mendil bir yanda. Belki o anda Van'da bir anne uykusundan hışkırarak uyandı. Ali diyerek. Bilinmez ama Ali bir allı turna. Demin türküyü kendi söylüyordu. Şimdi kendisi türkü oldu. Rabbine doğru süzülen bir Ali. Allı turna şimdi. Allı turna bizim ele varırsa. Allı turna bizim ele varırsa. Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Gülüm gülüm kındı kokulu olursa, eğer bizi sual eden olursa, boynu bükük benzi olur yar söyle, gülüm gülüm kırıldı kolu. Var. Demin dedim ya, yeri gelince söyleyelim. Yeri geldi, şimdi söyleyelim.
Türkiye'nin dört bir tarafından şehit var Çanakkale'de. Ama sadece Türkiye'den değil. Şu anda Saraybosna sınırları içinde kalan Bosna vilayetimizde. Şu anda Suriye sınırları içinde kalan Şam vilayetimizde. Yemen sınırlarında kalan Sana vilayetimizde. Medine'den, Mekke'den, Bakü'den, Kırım'dan, Kerkük'ten, İslam coğrafyasının her yerinden şehit var Çanakkale'de. Hatta enteresan bir şey söyleyeyim size. Türkiye'de en çok şehit veren ilimiz Tokat. Tokat'ın iki katı şehit veren bir il var. Neresi? Şam. Şimdi Esed'in bombaladığı Şam'da, Suriye'nin başkentinden bahsediyor. Halep, Tokat'ın 1,5 katı şehit vermiş. Bu şu demek. Ya bugün biz Suriye'deki kardeşlerimiz diyoruz. Suriye'nin, Filistin'in derdini çekiyoruz. Birileri de bize diyor ya, bize ne Suriye'den canım, bize ne Filistin. Bana ne Suriye'den diyen adamın mahşer günü Çanakkale'deki şüheda yakasına yapışır. Sen nasıl bana ne dedin diye. Bizim derdimiz varken onlar bana ne dememişler çünkü. Türkiye'nin en çok şehit veren ilinden iki kat fazla şehit vermiş. Çanakkale buradan bakınca bize kardeşliği anlatır. Orada ne Türk var, ne Kürt var, ne Laz, ne Çerkez, ne Abaz, ne Gürcü, ne Arap, ne Alevi, ne Sünni, ne şu, ne bu. Hiçbirisi yok. Millet var. Kalbi aynı dertle atan millet var. Bir yudum suyu paylaşmışlar. Bir avuç toprağı, bir kuru ekmeği paylaşmışlar. Kardeş olmuşlar. Ümmet olmuşlar orada. Hatta Osmanlı'nın gayrimüslim tebaasından 512 kişi var. Ne demek gayrimüslim teba? Adam Türk de değil, Müslüman da değil. Çanakkale'de şehit, şehit demeyelim ona, Çanakkale'de ölmüş, can vermiş. Niye? Osmanlı'yı seviyor. Niye? Bu toprakları seviyor. Kendini buraya ait hissediyor. Bir de televizyonda söyledim de sert oldu biraz. Dedim ki ya 100 yıl önceki gavurumuz bugünkü pek çok Müslümanımızdan daha çok seviyormuş bizi. 100 yıl önceki gavurumuz bugünkü pek çok Türk'üm diyenden bu milleti daha çok seviyor. Osmanlı'nın gavuru bile bir başka. Eskiden gavurumuz bize benziyormuş. Şimdi biz bize benzemiyoruz. Şimdi biz gavura benziyoruz. Sizi tenzih ederek söylüyorum. Çanakkale en çok tabii ki Akif merhumun, İstiklal şairimizin Çanakkale türküsü şiiriyle bildiğimiz Çanakkale. Ha şu acı. Akif'in şiirini duyunca dinliyoruz da anlamıyoruz. Dili anlamıyoruz. Bu acı bir şey. Eğer düşman Çanakkale'ye geçseydi biz Akif'in şiirini okuduğumuzda anlamayacaktık. Düşman Çanakkale'ye geçemedi. Biz Akif'in şiirini okuyoruz, anlamıyoruz. Düşman Çanakkale'ye geçseydi halife olmayacaktı bu topraklarda. Düşman Çanakkale'ye geçmedi. Ama halife yok. Düşman Çanakkale'ye geçseydi ezan okunmayacaktı bu topraklarda. Düşman Çanakkale'ye geçmedi ama 18 sene Tanrı uludur, Tanrı uludur dinledik. Müezzinler minareden Tanrı uludur, Tanrı uludur der. Sonra estağfurullah, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Korka korka sessizce Allahu Ekber derlermiş kendi kendilerine. Onun öncesinde size bir şiir okuyayım. Akif'in şiirinden önce. Manzume-i Garra-i Hazreti Hilafet Penahi Sultan Reşat Han'ın Çanakkale'nin haberini alıverince yazdığı şiir. 5 beyit bir şiir. Diyor ki savlet etmişti Çanakkale'ye Bahri Berden, ehli İslam'ın iki hasmı kavisi birden. Lakin imdad-ı ilahi yetişip ordumuza, oldu her bir neferi kal'a-yı pulat beden. Asker evlatlarımın pişkeh-i azminde, aczini eyledi idrak nihayet düşmen. Kadru haysiyeti pamal olarak etti firar, kalbi İslam'a nüfuz etmeye gelmişken. Kapanıp secde-i şükrana reşat, eyle dua, mülk-i İslam'ı hüda, eyliye daim mehmen.
Osmanlı padişahları genelde şiir yazmışlar. 36 padişahın 33'ü şiir yazmış. Sultan Reşat Han'ın bir şiiri var. O da Çanakkale'de 18 Mart akşamı haber alınca gözyaşlarıyla yazıverdiği işte bu şiir. Onu da bu suretle yad etmiş olalım. Çanakkale şehitlerine şiirini Akif merhum nasıl bitirir? Ezberinde olan var mı? Sana ağuşunu açmış, duruyor peygamber. Diyor ki, ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu. Bir yerde bir delikanlı okudu da, herhalde şöyle düşündü, ya ağuş ne? Ağuş, ağuş böyle bir kelime yok. Yanlış yazmışlar herhalde dedi. Sana avucunu açmış duruyor peygamber diyor. Ah dedim, ah işte. Nasıl bakacağız Çanakkale şöyle de senin yüzüne? Avuçla ağuşun farkını bilmiyor. Ağuş sine. Yani diyor ki Akif, benden gömülmek için toprak bekleme. Hazreti Peygamber sana sinesini açmış duruyor. Seni oraya gömecekler. Şimdi bu normalde bir şiirdir. Ama Çanakkale'nin sonunda olunca bu bir şiir olmaktan başka bir şey oluveriyor. Gerçeğin ta kendisi oluyor. Nasıl gerçek? TRT'ye program hazırlıyoruz. Okumalar yapıyoruz. Çanakkale'de ne olmuş, ne bitmiş, ne yaşanmış. Sayın Başkan söyledi bir tanesi. Şimdi biz acayip bir milletiz. Niye? Okuruz. Bismillah. Elem terekefe feale rabbuke bi ashabil fil. Rabbinin fil ordusuna ne yaptığını görmedin mi? Ebabillerden bahseder. Kur'an hani böyle bir şey olmamış. Ebabiller gelip taş atmamış. Ebrehe'nin filleri helak olmamış dese bir adam dinden çıkar. İmandan olur. Demek ki kuşların attığı küçücük taşlarla bir ordunun helak edildiğine iman ediyoruz. Bedir'de 3000 meleğin Allah Resulü'nün ordusunu desteklediğine iman ediyoruz. Ama iş Çanakkale'ye gelip de Çanakkale ile ilgili bir şey anlattığın vakit hocam masal bunlar diyor. Allah korusun. Çanakkale'ye masal demekle başlar. Bedir'e hikaye demekle devam eder. İşin ucu ayetlere doğru gider bu. Ne iman kalır ne o ne bu. Şimdi orada öyle enteresan hadiseler yaşanmış ki neler neler aklın ermedi. Bir tanesi Yarbay Hasan Bey. Yarbay Hasan Bey bir süngü savaşından sonra yaralıların arasında dolaşıyormuş. Ne demek süngü savaşı? İki siper arasındaki mesafe bazen 10-15 metreye kadar düşermiş. Şurada düşman askeri var, şurada Mehmetçik var. Birbirlerine mermi atıyorlar. Mermi tükendi, ellerine süngüleri alıp göğüs göğüse çarpışırlarmış. O da bitti, iki tarafta kendi siperine çekilir, görevliler gelir, yaralıları toplarlarmış. Böyle bir ortam. Hatta öyle enteresan şeyler yaşanmış. Bir gün bizim Mehmetçiğin biri elini kulağına atmış, bizim Emre gibi bir türkü söylüyor. Arada işte millet yemeğini yiyor, yaralılar toplanırken oradan türküyü söylüyor. Düşman askeri anlamaz türküden ama yanık yanık. Demek ki hoşuna gitmiş. Oradan bir çikolata atmışlar bizim siperler. Bizimki demiş ya bir türkü daha söyle. Bir türkü daha bisküvi atmışlar. Ertesi gün bizimki türküye başlamış, onlar bir şey yapmış filan. Üçüncü gün türkü yok. Bisküvi atmışlar oradan. Bizimkiler bir kağıda bir şey yazıp taş atmışlar bir tarafa. Kağıtta yazıyor ki arkadaşı akşam şehit ettiniz. Daha türkü falan yok yani. O iş bitti. Şimdi böyle bir siper savaşı esnasında Yarbay Hasan Bey yaralıların arasında dolaşıyormuş. Bakıyor. Normalde bu bir yarbayın vazifesi değil. Belki Hasan Bey'in adeti, belki de o gün öyle yaptı. İşte birisine su yetiştirmeye çalışıyor. Ötekinin koluna giriyor. Askerine talimat veriyor. Evladım şunu götürün diyor. Şunu kaldırın falan. Bakmış bir Fransız askeri yerde yatıyor. Fransız yaralı. Kıpırdıyor. Hasan Bey şöyle düşünür. Düşmanım. Gavur. Ama belki anası var. Belki bebesi var. Şunu kaldırayım, tedavi ettireyim de sonra arkadaşlarının yanına göndeririz. Çanakkale, Mehmetçiğin düşmanına mert olduğu yerin adı. Bugün birisi dostuna namertlik yapmıyorsa ona mert adam diyorsun. Dostuna namertlik yapana zaten adam demezler. Mert, düşmanına bile mert olan kişidir. Çanakkale'de Mehmetçik mertliğin destanını yazmış. Fransız generali Bridges anlatıyor. Tercümanımla beraber geziyoruz diyor savaş alanında. Baktım ki diyor yaralı bir Türk askeri, bizim bir askeri kucağına yatırmış, gömleğini kesmiş,
onun yarasını sarıyor kendi gömleğiyle. Dikkatimi çekti diyor. Dedim ki evladım sen seni öldürmek isteyen bir adama niye yardım ediyorsun? Bizim asker şöyle demiş. Bu demiş tam yere düşünce cebinden bir fotoğraf çıkardı. Yaşlıca bir kadın fotoğrafı. Herhalde anası olacak. Benim de memlekette kimim kimsem yok. Bir başıma bir benim. Benim bekleyenim yok. Bari o kurtulsun da anasına kavuşsun istedim. Fransız general diyor ki bunu diyen askerin yarasına baktım ki kendi yarasına ot tıkamış diyor. Bizimkininkinden çok daha ağır bir yarası var. Bir Mehmetçik böyle bir Mehmetçik. Şimdi orada Hasan Bey yaralıların arasında dolaşırken o Fransızı görmüş. Eğilip yardım edeyim diyor, kaldırayım. Tam eğilmiş, kaldıracak. Namussuz, yaralı taklidi yaparmış. Elinde hançerinden bekliyor. Hasan Bey eğilmiş, kaldıracağım deyince bir de boş bulunmuş bir an. Böyle bağrına bıçağı batırmış. Hasan Bey yere düşmüş birkaç defa daha. Oluk oluk göğsünden kan akıyor yarbay. Son nefesini verdi verecek. Askerleri bunu görünce gelip o Fransızın işini bitirmişler önce. Komutanın başında durmuşlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. O başında duran iki askerden birisi hatıratında yazıyor bunu. Komutan diyor bir şey işaret ediyor. Böyle kafasıyla. Anlayamadık diyor ne dediğini. Beni kaldırın dedi. Arkadaşımla göz göze geldik diyor. Nereye kaldıracağım? Oluk oluk kan akıyor. Son nefesini verdi verecek. Daha sert bir sesle söyledi. Beni kaldırınız. Deyince diyor ikimiz iki yandan girdik koluna kaldırdık. Ayağa kalktı. Zor nefes alıp veriyor. Kelime-i şehadet getirdi. Ellerini namazda gibi bağladı diyor. Şöyle. Gözlerini boşluğa dikti. Birden yüzüne bir tebessüm yayıldı. Son sözü şu oldu diyor. Niye zahmet ettiniz ya Resulallah? Çanakkale Allah Resulü'nün Mehmetçiği hem uğurlamaya hem ağırlamaya geldiği yer. Şimdi biz bir Hasan Bey'i biliyorsak kim bilir Çanakkale'nin kaç bin Hasan Bey'i var bu şekilde. Yani Akif sana ağuşunu açmış duruyor peygamber derken kelimelerle şiir yazmıyor. Olan bir şeyden haber veriyor bize. Muhammed İkbal Pakistan'ın milli şairi diyor ki eğer bu dünyadan Peygamber Efendimiz'e tek bir hediye götürülebilecek olsaydı bir şeyi götürmek layık olurdu diyor. Bir tek şey. Çanakkale askerinin kanını bir lûr bir kaseye doldurup buyur ya Resulallah diye götürürdü. Başka bir şeye gitmez bu dünyadan Allah'ın Resulü diyor. Öyle. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şuna da gövdesi bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları zira sana tek rehber idi. Bana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömeliyim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ercümerç ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiham. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başım. Ruhumun bahyini duysam da geçirsem taşım. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namı ile, kanayan lahdine çeksem bütün ecramı ile, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizen ile briz etsem,
türlenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatıra. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç aslan gibi icradine ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı atın, sen ki asara gömülsen taşıyacaksın heyhat. Sana gelmez bu hukuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Oh,
Yüksekova Çanakkale. Bugün Nusaybin Çanakkale. Zannetmeyin ki Çanakkale yaşanıp bitmediği gibi şehitlik de yaşandı ve bitti. Yok. Maalesef işte alıştık. Her gün 2-3 şehidin haberi geliyor. Her gün 2-3 şehidin haberi geliyor. İşin kötüsü ilk bu şehit haberleri gelmeye başladığında ne oluyor diyordu. Ciğerimiz yanıyordu. Şimdi yemek yiyoruz. 3 kişi şehit olmuş. Yemeğe devam. Kahkaha atıyoruz, bir şey anlatıyoruz. 5 şehit var. Tamam. Tüp keşke olmasaydı, kahkahaya devam. Alıştık. Allah muhafaza buyursun. Allah bu memlekete yardım etsin. Vaktiyle Osmanlı paşalarından biri demiş batılı bir dostuna. Yahu demiş 300 yıldır siz dışarıdan biz içeriden uğraşıyoruz. Ne devletmiş yıkamadık gitti demiş. Hala yıkamıyorlar. Hala uğraşıyorlar ama hala bitmiyor. Arnold Toynbee İngiliz tarihçi demiş ki Osmanlı bir devdi, uyutuldu ama ölmedi. Bir ayağa kalkarsa hiçbirimize yer kalmayacak. Adamlar bunu biliyor. Millet bir daha bir uyanıverirse, bir daha bir kim olduğunu hatırlayıverirse o zaman bizim işimiz bitecek. İşimiz bitecek ne demek? Hani gidip de onlara saldıracağız ama böyle bir şey yok. Aslında bu millet kim olduğunu hatırlasa onlara da iyi olacak. Onlara da bizim hayrımız olur, faydamız olur. Dünkü gibi onlara da muhabbeti götürürüz, adaleti götürürüz, güzelliği götürürüz. Ama söyleyecek sözleri kalmamış, bitmiş. Kimse onları dinlemeyecek artık. Bugün öyle değil mi? Geçen yazdım. Gazetedeki köşede belki okuyanınız oldu. Afrika'ya gitmiş bu adamlar 300 senedir. Sömürmüşler, öldürmüşler, kandırmışlar, kaldırmışlar filan. Şimdi bizimkiler gidiyor. Elde avuçta ne varsa Nijerya'ya su kuyusu yapıyor. Ya Nijerya'daki adam şaşırıyor. Ulan diyor beyaz adam dediğin gelir, öldürür, vurur, kırar, köle götürür. Milli gelirlerimizi alır götürür filan. Bunlar su kuyusu açıyor, bir şey vermeye geliyor. Somali'ye gidiyoruz, hastane yapıyoruz. Adam diyor ha ya bunlar Osmanlı torunu. En son gördünüz mü? Sayın Cumhurbaşkanı'nın son seyahatinde gittiği ülkenin, Gine'nin devlet başkanının doğum günüymüş. Cumhurbaşkanı dedi ki, doğum günüymüş, tebrik ediyorum. Biz de dedi bir hediye vermek istiyoruz. İstanbul Belediye'miz 50 otobüs verecek. Adamın sevincini gördünüz mü? Yerinde duramıyor. Ya, koskoca devlet başkanı. 50 otobüs. Ha bir şey daha söyleyeyim. Eğer bir batılı devlet başkanı, Avrupalı bir devlet başkanı, Gine'ye gitse, 50 bin otobüs verse adam o kadar sevinmez. Çünkü bir şeyi biliyor. Bu namussuzlar bir şey verirse bir şey alırlar. Ha bizimki 50 otobüs deyince adam havaya uçuyor. Yerinde duramıyor. Niye? Samimiyeti biliyor. Olsa daha çok verecek ama olmadığından bu kadar veriyor diyor. İşte bugün o Orta Doğu demeyeceğim. Güneydoğumuzda yaşanan hadise, Arap Yarımadası'nda yaşanan hadiseyi bizden bağımsız okumak mümkün değil. Bütün mesele bu millet kim olduğunu hatırlamasın, bu millet tekrar ayağa kalkmasın, uyuyan dev uyanmasın. Mevzu bu. Bunu dost biliyor. Dost bildiği için bize dua ediyor. Geçen gün İhsan Şen Ocak Hoca anlatıyor. Hindistan'a gitmiş, Darun-Nedve'de 80 küsur yaşında bir alim. Geldi aramıza dedi ki ya o Türkiye'den gelen konuşmacı kim? Benim hocam dedim, ayağa kalktım. Dedi ki gel sana bir sarılayım. Kucakladı. Dedi ki sizi gördükçe benim imanım tazeleniyor. 80 yaşında bir alim. Yusuf Kaplan anlatmıştı. Endonezya dağında çoban diyor ya çoban. Bunu siyasi bir söylem olarak algılamayın. İçimizde değişik partilere oy verenler vardır. Siyasi görüşü başka olanlar vardır. Asla siyasi bir şey olarak söylemiyor. Endonezya dağında çoban diyor. Yaşlı adam Yusuf Hoca. İşte gidiyorlar geçerlerken durmuşlar. Koyunları seviyorlar bilmem ne. Çoban diyor, Tayyip Erdoğan diyor. Eline açıyor, dua ediyor. Lan Endonezya'da çoban. Kim söyledi sana ona dua etti? Bosna'da
seneler evvel Ömer Turlu İnançer hocam anlatmıştı. Ayvaz Dede şenlikleri diyor. Oturuyoruz. O sene de orada su yok. Su dağıtım işini her sene birisi üstleniyor, yapıveriyor. Gelen ziyaretçilere su veriyor. Bizim asker yapıyormuş Mehmetçik. Mehmetçik su dağıtıyor. Çadırda oturuyoruz diyor. Ama dışarıda bir gürültü patırtı bir şey. Dedik ya bir bakın arkadaşlar ne oluyor? Dışarı çıktı geldi diyor. Böyle gözleri nemli. Dedi ki hocam iki ihtiyar birbiriyle tartışıyorlar da onun meselesi. Niye tartışıyorlar? Birisi bir su almış, bir daha su almak için sıraya girmiş. İkinci suyu almak için. Onu gören biri de diyor ki ya suyun var diyor, tekrar niye sıraya giriyorsun? Öbür adam cevap veriyor. Diyor ki bu suyun birisini içeceğim, öbürünü gasil suyuma katsınlar diye vasiyet edeceğim. Mehmetciğin getirdiği su. Belki diyor meleklere kolay cevap ver, şefaate vesile olur. Şimdi Bosna'sından Endonezya'sına, işte Nijer'inden Somali'sine, orasından diğer tarafına dost biliyor bu milletin uyanması gerektiğini dua ediyor. Düşman biliyor uyanmasın diye uğraşıyor. Fakat içimizdeki birilerine bu mevzuyu biz anlatamıyoruz. Dostun bildiğini, düşmanın bildiğini bir de biz bilsek mevzu hallolacak da biz farkında değiliz. Kim olduğumuzun farkında değiliz. Dedelerimizin kim olduğunun farkında değiliz. Şimdi başınızı ağrıtıyorum ama bitireceğim. 5 dakikaya bitiriyorum. Şöyle bir şey. Bugün bir çocuk doğuyor bu ülkede. 18-20 yaşına geliyor. İnsan şöyle zannedermiş. Kendi aklı ermeye başladığı zaman her şeyi nasıl gördüyse hep öyleydi zannedermiş. Mesela şimdi aramızda 15 yaşındaki kardeşlerimize desek ki ya bir zaman tek bir kanal vardı. Bir televizyon vardı. O da siyah beyaz. O da karıncalı çekerdi. O da her mahallede bir evde olurdu. Pazar günü giderdik biz film seyretmeye komşuya. Allah Allah olur mu öyle şey diyecekler. Ya da desek ki bir zaman televizyon yoktu. Radyo başında ajans dinlerdi dedelerimiz falan. Allah Allah. Buzdolabı yoktu. Su işte şöyle soğutulurdu. Karpuz böyle getirilir falan. Şaşırıyor. Zannediyor ki hep vardı hep böyle. Biz de öyleyiz. Ben de aklım erdiği zamandan öncekini hep o zaman varmış gibi zannediyorum filan. Şimdi bir dönüp meselenin eskisine bakmak lazım. Bugün 18 yaşında bir genç bakıyor. Ulan diyor bu Amerika, o Amerika istemeden bir şey olmuyor. Rusya orada diyor bir delikanlılık yapıyor. Yeniden imparatorluk kurmaya çalışıyor. Biz yeni yeni milli geliri yükseliyor. Yeni yeni yollar, köprüler bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizden de bilmiyorum ki bir şey olur diyor. Ezik, kompleks sahibi. Niye? Gördüğünden ibaret diyor. Peki aynı genç çocuklar susun lan. Sabır bir yere kadar olun. Şimdi aynı genç, o aynı 18 yaşındaki çocuk. Hadiseye bir de şöyle baksa, resme şuradan baksa. 1000 yıl, geriye dönük 1000 yıl. 1000 yılın 700'ünde... tarihi bizim dedelerimiz yapmış dünyada. 300 senedir de Avrupalı yapıyor. Şimdi bu 1000 yılın 700 yılında ben vardım diyen çocuğun yürüyüşü nasıl olur? Yürüyüşü başka olur. Bakışı başka olur. Özgüveni böyle olur. Tuttuğunu koparır. Hayat gördüğümüzden ibaret değil. Bizim yaşadığımızdan ibaret değil. Geriye dönüp şöyle bakmak lazım. İnşallah yeni nesillerden umutluyuz. Bir şartla İşte bu Çanakkale'leri, Çanakkale'nin yiğitlerini doğru bilecekler ama. O dönem doğrusunu bilecek. Mesela Kirte muharebelerini bilecek. Kirte, o kara savaşlarının çok çetin geçtiği bir yer Çanakkale'de. Öyle bir cephe. Bir asker hatıratında anlatıyor. Diyor ki, sıramızı bekliyoruz diyor. Düşmanla çarpışıyoruz. Şöyle düşünün. 20'şer kişilik sıralar halinde... İşte 1000 kişi düşün, 50 sıra. Öndeki gidiyor düşmanla çarpışıyor. Çarpışırken ölüyor, arkadaki de sırasını bekliyor. Seyrediyor böyle. Dün akşam çorba içtiği adam gözünün önünde ölüyor. Hadi diyor komutan bunlar gidiyor. Arkadaki seyrediyor. Böyle bir an. Komutan bir ara demiş ki, evlatlarım daha vakit var. Şu kardeşlerinizin cenaze namazını kılar. Abdest almaya imkan yok. Ellerini tüfeklerinin kabzasına vurmuşlar. Teyemmüm almışlar. Komutan diyor ki tam er kişi niyetine durmuş.
Belki demiş bizim cenaze namazımızda kılan olmaz. Kendi cenazenize de niyet edin. Ya arkadaşlar gözlerinin önünde şehit olurken kendi cenaze namazını kılan adamlar var. Çanakkale'de. Çanakkale'de bombacı Mehmet Çavuşlar var. Birkaç tane var Mehmet Çavuş gibi. Bunların işi şu. Düşman el bombasını atarmış. Bunlar havada yakalar. Düşman siperine yere atar. Bomba yok anca böyle. Bunu fark etmişler. Kendi bombalarıyla kendilerinin öldürüldüğünü. Pimi çekince saymışlar. Bir, iki, üç ondan sonra atmış. Niye? Elinde patlasın. Mehmet Çavuş uzanmış, kol gitmiş. Hastanede. Mehmet Çavuş'un hastaneden yazdığı mektup var elimizde. Komutanına diyor ki, komutanım bana hakkınızı helal et. Anamın yanına gideyim, bebelerimi özledim demiyor. Sizi bensiz bıraktım. Arkadaşlarım da haklarını helal etsinler. Şu yara bir iyileşsin, ben işimi sol elimle de yaparım. Yanınıza dönmek için sabırsızlanıyorum. Şimdi Mehmet Çavuşları bileceğiz. Kirten'in yiğitlerini bileceğiz. Düşünün. 18 Mart 1915, tam deniz zaferinin kazanıldığı gün, Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiyesi'nde, Mecidiye Tabyası'nda arkadaşları yerde yatıyor, kalkmış, göz gözü görmüyor, topu yüklenmiş, mermiyi vermiş topun ağzına, ateşlemiş, vuramamış. Arkada Rasat Kulesi var. Rasat Kulesi'nden birisi hadiseyi fark ediyor, ikinci topu koyduğunda ona koordinat veriyor, şu tarafa çevir, şöyle yap. Enle bu, boyla bu. Şimdi ateş ateşliyor, Ocean zırhlısı vuruluyor. Bir top mermisiyle koca zırhlıyı ortadan bölecek şekilde ateşler çıkıyor, batıracak hale getiriyorlar. İkincisini atıyorlar, ikincisi de isabet. Yavur bunu fark edince dönüyor. Bu bomba nereden geldi? Mecidiye Tabyası'ndan. Mecidiye Tabyası'nın top atışına tutuyor. Mecidiye'de göz gözü görmüyor. Bunu fark eden Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı kim o? Kim Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı? Cevat Paşa. Cevat Paşa'yı bildiğimiz gün Çanakkale'yi biliyoruz diyeceğiz işte. Koşmuş hemen Mecidiye Tabyası'na. Ne oluyor, ne bitiyor? Askeri teftiş ediyor. Kim kalmış, kim ölmüş? Ağacın altında bir asker yatıyor. Hafif yaralı. Bir gürültü falan. Komutanın sesini duyunca ayağa kalkmış. Selam verecek. Nereye döneceğini bilmiyor. Gözler kör olmuş. Cevat Paşa diyor ki, evladım gözlerim. Askerin cevabı şu. Göreceklerini gördüler komutan. Az önce diyor Seyit Onbaşı'nın yaptığını gördüm. Bundan sonra görsen ne olur görmezsin. Denizlili Ömer Çavuş. Ömer Çavuşları bileceğiz, tanıyacağız. İşte oradaki yiğitleri tanıdıkça yiğitlik ne demek onu bileceğiz. Yokluktan Allah dilerse nasıl bir zafer çıkar? Sezai Karakoç diyor ya, yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Biz Amerika'nın büyüklüğüne değil, Allah'ın kudretine iman edeceğiz. Ebabillerin Rabbine itimadımız olacak, itikadımız olacak. O zaman çok başka olur. O zaman çok her şey bambaşka olur. Son bir şiirle dua yerine geçsin diyerek bitireceğim. Ondan sonra da güzel bir türküyle arkadaşlarım veda edecekler. Şunu da belki şiirin öncesinde ilave ederim. Biz böyle anlatınca diyor ki insan, biz ne yapacağız peki? Bizim de bize düşen bir vazife var mı? Var, olmaz olur mu? Hangimiz ne işi yapıyorsak onu kaliteli yapacağız. Bu kadar. Öğrenci okulunu dört dörtlük okuyacak. Yani şu okulu bir bitireyim de, bir iş sahibi olayım da, bir eve barka sahibi olayım, bir de arabam olsun, iki de çocuk olsun, onları da koleje gönder. Bu değil. Şu okulu bir bitireyim de, bu devlete, bu millete nasıl hizmetim olur? Kalbinde bu sıkıntı olacak. Bu dertle okuyacak. Ümmete nasıl hayrım olur? Aklında bu olacak. Anne çocuğunu yetiştirirken, ya Rabbi bu çocuğu Allah rızası için yetiştiriyorum diyecek. Ona Hazreti Ali'yi anlatacak. Hazreti Hamza'yı anlatacak. Fatih'ten bahsedecek. Yavuz'u anlatacak. Kanuni'yi anlatacak. Bildiği kadar. Bilmiyorsa kitabını alacak, okutacak. Hiçbir şey bilmiyorsa sabah namazına kalkınca haydi evlat diyecek. Çocuğunu kaldıracak. Onu Allah için yetiştirecek. Baba ne iş yaparsa, ister berber çırağı olsun, ister belediyede temizlik işçisi, ister kaymakam, ister belediye başkanı. Diyecek ki ben Çanakkale şühedasının torunuyum. Onların yüzüne bakacaksam işimi dört dörtlük yapmam lazım. Bir insan şu bilinçte olsa, mesaisi 8'de başlıyorsa 8'i bir geçe değil. 8'e 5 kala gelir orada dur. Yeter ki kalp o kalp olsun. 5'ten bir dakika önce gidemez.
Beşi doldurur, 5 dakikada fazladan durur. Sokağı süpürürken aman deyip süpürmez. Ben Müslümanım. Ben bu milletin evladıyım. Ben 7 asır tarih yazan bir dedenin torunuyum. Öyle bir süpürse o sokağı var ya, pırıl pırıl olur. Gören der ki burayı Ahmet Efendi mi süpürdü? Belli, o süpürmüş. İşte bunu dedirttireceğiz. Bunu yapabildiğimiz gün o zaman güzel olacak işte. Bunu yapabildiğimiz gün her şey başka olacak. Arif Nihat Asya, merhum, bir dua şiiri. Bu şiiri çok dinliyoruz. Her birimiz biliyoruz bu şiiri. Fakat şiirin yazıldığı dönem işte o ezanın Tanrı uludur diye okunduğu dönemdir. Onu hatırlatıvereyim. Artık bir şeyler de bilelim birazcık. Akif'ten bahsediyoruz. Geçen Hollanda'da Akif'i anlattık. İstiklal Marşımızın şairi. Şöyle kahramandı, böyle güzeldi, böyle muhteşemdi. Hollanda'da 500 kişi. Adamlar dinliyorlar. Öyle bir muhabbet. Herkes anlatıyor. Ama şunu da bilelim. Akif İstiklal Savaşı'nın her yerinde var. Cami kürsüsünde vaaz vermiş. Gazete çıkartmış. Ankara'ya gitmiş. İslam şairi Akif geldi diye manşet atmış gazeteler. Berlin'e gitmiş. Arap Yarımadası'nda dert anlatmış. Her yerde Akif var. Böyle olunca meclis kurulduğunda ilk mecliste milletvekili olmuş. İki şehrin birden milletvekili Akif. Fakat ne olduysa ilk meclis feshedilmiş. İkinci meclis kurulmuş. Akif mecliste yok. Akif'in peşine hafiyeler takmışlar. Takipçiler. Arkasından dolanıyor. Bu adam ne yapıyor? Akif diyor ki gideceğim. Nereye Akif Bey? Mısır'a gideceğim. Ya ömrün hasretle geçti. Niye gidiyorsun? Gitmezsem beni yargılayacaklar. İstiklal Mahkemesi'nde yargılayacaklar. İstiklal şairi İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı dedirtmemek için gidiyorum. Ahir ömründe dönmüş gelmiş İstanbul'a. Beyoğlu'nda, Mısır apartmanında ölmüş. Ben de 3-4 arkadaşım. Cenazeye yüklenmiş 4 kişi götürüyor. Esnaf birisi görmüş. Kim bu? Akif Bey. Yapmayın yahu. Üniversitelere haber vermiş. Gençlik biraz toplanmış. Cenazesini öyle kaldırmışlar. Bugün ülkenin cumhurbaşkanı miting meydanlarında Akif'ten şiir okuyor. Bugün Akif deyince salonlar tıklım tıklım doluyor. O gün Akif Bey'in cenazesinde devlet erkanından bir kişi bile yok. Mezar taşını yaptıracak para yok. Talebeler bir kitap bastırmışlar aralarında, onu satıp mezar taşını yaptırmış. Ya Akif'i bilelim, İstiklal Marşı'nı okuyalım ama bunu da bilelim. Bunları da bilelim. O aradaki boşluğu tam manasıyla anlayamadan tarihimizi doğru bir şekilde yorumlamak, anlamlandırmak mümkün değil. İşte öylesi bir zamanda Arif Nihat Asya bugünlerde de bir dua bırakmış. Diyor ki, biz kısık sesleriz, minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver, cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasın, bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah.
sizlerle bizleri yine böyle bir vesileyle bir araya getiren Tavşanlı Belediye'mize, Sayın Başkan'ın şahsında bütün emek verenlere, huzurlarınıza ve alkışlarınıza teşekkür ederiz. Sonrasında geldiniz, dinleme nezaketinde bulundunuz, tahammül ettiniz gevezeliğimize, belki kıldığınız namazdan sonra bize dua bile edersiniz. Size teşekkür ederim. Allah-u Teala razı olsun. Sağ olun. Ve yine dünkü elim hadisede can veren kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralılara şifa, kalanlarına da sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Bizim yaptığımız yüzünden olmaz da, hiç değilse Çanakkale şühedasının yüzüsü hürmetine, hiç değilse ecdadın 7 asır din-i mübini İslam'a hizmeti yüzüsü hürmetine, Allah bize acısın, bize merhamet etsin, bu vatanın birliğine, beraberliğine kastedenlere fırsat vermesin niyazındayım. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Evet, değerli konuklar. Diyen dosa. Şairimiz, yazar, televizyon programcısı Serdar Tuncer bizimle birlikteydi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Orkestramıza da Serdar Bey'e bugünün adısına bir hediyemiz olacak. Serdar Bey'i tekrar sahneye davet edelim. Ve hediyelerini takdim etmek üzere de belediye başkanımız Sayın Mustafa Güler'i sahneye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Evet, değerli konuklar, bu arada bir hatırlatma yapalım. Serdar Bey de buradayken belediyemizin resmi Facebook sitesinde bu güzel etkinliği canlı olarak yayınladık. Hem Almanya, Fransa, Azerbaycan ve Türkistan'dan da Serdar Bey'e selamları var, gurbetçilerimizin. Bunu da iletmiş olalım, üzerimizde kalmasın. Evet, orkestramızda da solistimiz Cihan Yıldız, klavyede Ömür Ersoy, neyde Rıfat Varol, bağlamada Emre Akkuş ve ritimde Mehmet Aydın bizlere eşlik ettiler. Kendilerine de kocaman bir alkış efendim. Başkanımız hediyelerini takdim etti.